Kıymetli izleyenler, hacamat konusunda da bakın Devri Saadet'ten bu yana kan aldırmak insanların tedavi oldukları şekillerin en iyilerinden, en şifalılarındandır diyor Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam. Vücuttan kan alan kimse, hacamatçı ne güzel bir insandır. Çünkü kirli kanı giderir, sırtı hafifletir, gözün görme duyusunu da kuvvetlendirir buyurmuştur sevgili Peygamberimiz. Yine Efendimiz'den gelen haberde ona iki ölçek zahire verilmesini emretti. Yani kan alana iki ölçek zahire verin buyurdu. Tedavi olduğunuz şeylerin en iyisi kan aldırmaktır. Kan aldırmak sizin en iyi tedavi şekillerinizdendir buyuruyor Peygamberimiz. Yine o şanlı peygamber aleyhissalatü vesselam, ey Beyaz'a oğulları, Ebu Hind'i evlendiriniz. Oğullarınıza da onun kızlarını nikahlayınız. Eğer sizlerin tedavi olduğunuz şeylerin herhangi birinde şifa varsa, o da kan aldırmaktadır buyurdu. İşte hacamatçıyı bu şekil övdü. Bu Ebu Hind hacamatçılardan birisi idi. Yine biz sizi bir erkekle bir dişiden yarattık buyuruyor Cenab-ı Hak. Birbirinizi tanımanız için sizleri şubeler ve kabilelere ayırdık. Allah katında sizin en üstün olanınız, Allah'tan en çok korkanınızdır buyurdu. Bu da ayet-i kerimedir. Ve bu sözler üzerine nazil olduğu rivayeti de vardır. Kıymetli izleyenler, İbni Abbas Hazretleri, Peygamber aleyhissalatü vesselamın hacamatçı ne iyi bir insandır. Zira o vücuttaki kirli kanı çıkarır, sırtı hafifletir, bel ağrısını giderir. Gözün görme duyusunu da kuvvetlendirir buyurduğunu bildirmiştir. Efendim, üç şeyde şifa vardır buyuruyor Peygamberimiz yine. Bal şerbeti içmekte, hacamat şişesi çektirmekte ve kızgın demirle dağlama yaptırmakta. Fakat ben dağlamayı sevmem buyurmuştur. Yalnız dağlama konusunda daha önce de geçtiği gibi fiziki tedaviler yapılmakta. Bugün tehlike ortadan kaldırılmış durumdadır. İlk oda rutubetli, ikinci oda sıcak ve terletici. Üçüncü oda ise sıcak ve kurutucudur. Setri avret yerlerini kapatılarak her kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa hamama peştambalsız girmesin buyurdu Peygamberimiz. Sıcak kısmına yavaş yavaş girmeli hamamın ve orada yavaş yavaş da çıkmalıdır. Çok kalmak insanı zayıflatır, baygınlık verir. Vücut ıslaklığını koruduğu müddetçe hamamda kalınabilir. Kurumaya başlayınca hemen çıkmalıdır. Örtünmeli ve sarınmalıdır.
Soğuk su ile duş yapmak vücudu kuvvetlendirir. Gençler öğle vaktinin sıcağında soğuk duş almalıdır. Yaşlılar ve çocuklar, ishal ve nezlesi olanlar için bu duş yasaktır. Kükürtlü sular ile banyo yapmak, uyuz ve kaşıntı hastalıkları için faydalıdır. Yine sevgili Peygamberimizden gelen haberde, Acem diyarı yakında sizin için fetholunacaktır. Orada hamam denilen evler bulacaksınız. Oraya erkekler peştemalsiz girmesinler. Kadınlar da hasta veya doğum yapmış olmadıkça, böyle bir durumları bulunduğu zaman oraya girebilirler. Böyle bir ihtiyaçları yokken de girmesinler demiştir. Sevgili Peygamberimiz, evlerin en kötüsü hamamdır. Zira orada sesler yükselir ve avret yerleri açılır buyurmuştur. Her kim hamama girecek olursa tesettüre, örtünmeye riayet ederek girsin buyurdu. Tok karına hamama gitmek sağlığa zararlıdır. Hamam şişman kimseleri zayıflatmak için gayet iyidir. Efendim, kadınların hamama gitmesi konusunda Ayşe Sıddık'a validemiz, hiçbir kadın elbisesini kocası evinden başka bir yerde çıkarmaz. Eğer çıkaracak olursa Allah ile kendi arasındaki perdeyi yırtmış olur. Bu da Peygamberimizden işittim diyor. Ayşe annemiz söylüyor bunu. Yine İbni Ömer'in azatlısı Nafiye, biz bunu diyor haram olarak görmüyoruz, kadınların hamama gitmesi işini. Bükeyre sordum, o da biz de bunu haram olarak görmüyoruz. Fakat kadınların iffet ve namuslarını korumaları açısından önemlidir diye dile getirdi diyor. İki ölçü sönmüş kireç ve bir ölçü de fare otu ile karıştırılmış kükürt alınıp su ile karıştırılır. Olgunlaşınca ve iyice mavileşinceye kadar güneşte veya hamamda bekletilir. Su dokundurulmaz. Sonra temizlik yapılır. Yakıcı etkisinin giderilmesi için de yerine kına sürülür. Hazreti Ömer radıyallahu anh, Peygamber aleyhissalatu vesselam her ay hamam otu kullanarak kasık temizliği yapardı. 15 günde bir de tırnaklarını keserdi buyurmuştur. Hazreti Ömer'in oğlundan geliyor bu haberde. Çamur, sirke ve gül suyu hamam otunun kokusunu giderir. Yine Hazreti Ömer'in ise hamam otu kullanmayarak bıçakla kasık tıraşı yaptığı rivayet edilmektedir. Sarı çiçekli, tadı acı, cilde sürüldüğü zaman yakıcı bir bitkidir ki buna da hardal denmektedir. Olgun tohumları dolgun, yuvarlak ve siyahtır. Efendim, hardal denildiği zaman ilk akla gelen onun tohumlarıdır.
Kokusu keskin bir lezzeti vardır ezildiği zaman. Üç kısmı ise, tohumunun iç kısmı ise sarı ve nemlidir. Yaprakları ve kökü pişirilerek yenilir. Katkı maddesi olarak da kullanılır. İlaç yapımında da kullanılmaktadır. Hararet verici, kurutucu, parlatıcı, çözücü ve sindirimi kolaylaştırıcı vasıflara sahiptir. Susuzluk yapar, yorgunluk verir, fakat yan etkisi sirke, badem ve limon tuzu ile giderilir. Şişlikleri de çözer. Sıvı maddeleri çekip toplar vücudun derinliklerinden. Efendim, rengi kırmızılaştırır. Zayıf organları güçlendirir. Yüz suyu ile karıştırılarak içilir. Ve merhem gibi cilde sürülürse, soğuktan meydana gelen yüz felci, felç, yüz felci, uyuşukluk, nikris ve kazıklı humma gibi hastalıklara müessirdir, faydası görülmüştür. Hardal zift ile karıştırılıp yakı olarak kullanılacak olursa kanı toplar. Ağrı ve sızıyı da teskin eder. Kaynatıldığı zaman gargara yapılırsa ağız ve dişleri yaralarını iyileştirmekte faydalıdır. Dildeki konuşma güçlüğüne de fayda gösterir. Hardal yağı efendim nezleye engel olur. Cilde sürülecek olursa merhem şeklinde. Üşümüş organları ısıtır, titremeyi giderir, ağrı ve sızıyı da çözer. Hardal akciğer ve karaciğer tıkanıklığa efendim sarılık ve dalak gibi hastalıklara gayet iyi geldiği nakledilmiştir. İdrarı, sütü ve adet kanamasını efendim dışarı atar. Böbrek taşlarını da parçalar. Yağı göze sürme gibi çekilirse göz kararması, göze gelen beyaz perde efendim yine sertleşmeye ve göz mantarlarına faydalıdır. Zeytinyağı ile kaynatılır ve kulağa damlatılacak olursa kulak çınlamasını önler, tıkanıklıkları açar, kurtçukları da çıkarır. Sedef otu ile kaynatılıp cilde sürülür. Romatizma, nikris, siyatik ve titremeye teskin eder. Burundan damlatılacak olursa tıkanıklığı açar. İçilerek kullanıldığı zaman rahim tıkanıklığını da önler. Bal ile macun yapılırsa müzmin öksürüğe, nefes darlığına, nefes borusu iltihabına, göğüs ağrılarına, katı balgama iyi gelmektedir. Bağırsak iltihaplarına karşı da faydası görülmüştür. Hardal yağı sürülüp efendim ısıtır sürüldüğü zaman, sindirimi kolaylaştırır, mideyi de ısıtır. Fazla miktarda alınacak olursa mideyi tahriş eder. Hardal yağı saç dökülmesine karşı da faydalıdır. Kükürt ile karıştırılırsa müzmin şişlikleri, domuz başı denilen çıbanı çözer.
Kaşıntı, uyuz ve dermeye için cilde sürülür. Cüzzamlılar için de faydalıdır ve iyileştirir. Meni artırır. Cinsel istek ve arzuyu da takviye eder. Tütsüsü efendim haşeratı kaçırır. Saralı kimseyi, bayılmış kadını uyarır. Rahim tıkanması sebebiyle. Yine ziple karıştırılmış hardal yakısı ağrı sızı olan organ üzerine konulur. Karıncaya kadar, kızarıncaya kadar bekletilir. Ve ağrıyı dindirir. Hardal bulunmadığı zaman yerine turp tohumu veya tere tohumu kullanılabilir. Evet kıymetliler, kanı durdurma özelliği olan bitkilerden birisi de efendime söyleyeyim hasır otudur. Hasır külü sirke ile karıştırılıp buruna damlatılırsa burun kanamasını keser. O hasır külü buruna üflenebilir de. Mısır kağıdının külü. Efendim, hasır otu çiğnemek, soğan ve sarımsak kokusunu giderir. İmam-ı Buhari sahihinde hasırla tedavi diye bir bölüm açtığını görmekteyiz. Sevgili Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam, Uhud savaşı sırasında yarasının kanamasının hasır külü ile durdurulduğunu bildirmiştir. Ruhlar ve bedeni kuvvetler, moral ile güç kazanırlar. Sevdikleri ve saygı duydukları insanların kendilerini ziyaret etmesi faydalıdır. Ziyaretin faydalarından birisi de budur. Moral takviye edilmelidir. Cihan Peygamberi Efendimiz aleyhissalatü vesselam ziyaret et için bir hastanın yanına geldiğinde onun bu hastalıktan kurtulabileceği ve daha nice yıllar yaşayacağı ümidini veriniz. Çünkü sizin böyle konuşmanız Allah'ın kaza ve kaderinden hiçbir şeyi değiştirmez. Fakat bu sözler hastanın gönlünü ferahlatır, moralini yükseltir. Moral gücünün yükseltilmesi önemlidir. Sevgili Peygamberimiz, sizden biriniz mal ve sağlık yönünden kendisinden üstün bir kimseye bakmak istediği zaman mal ve sağlık yönünden kendisinden daha aşağı olan kimseye baksın buyurmuştur. Hasta ziyareti büyük bir sevaptır. Bir cenazede bulunmayan ve bir hastayı ziyaret etmeyen kimseden dahi o daha iyi olarak sabahladın diye cevap vermiştir. Peygamber Efendimiz efendim yine Müslüman kimse hasta bir din kardeşini ziyaret ederse ziyaretten dönünceye kadar cennet bahçesinde gezmiş gibidir buyuruldu. Her kim bir hastayı ziyaret ederse Allah'ın rahmetine dalmış olur. Oturunca da rahmet içinde oturmuş olur buyurdu. Aç olanı doyurunuz, hasta olanı ziyaret ediniz, köleyi de azat edip hürriyetine kavuşturunuz. Sizden birinizin elini hastanın eli veya alnı üzerine koyması ve hastaya nasılsınız, nasıl sabahladınız, nasıl akşam ettiniz diye sorması ziyaretin adabındandır.
Yahudilerden bir erkek çocuk Peygamber aleyhisselama hizmet ederdi. Sonra çocuk hasta olunca Peygamber aleyhisselatü vesselam onun ziyaretine gitti. Başucuna oturup çocuğa Müslüman ol dedi. Bunun üzerine çocuk başucunda olan babasına baktı. Babası çocuğa Ebul Kasım'a Peygamber aleyhisselatü vesselama itaat et dedi. Çocuk da Müslüman oldu. Sevgili Peygamberimiz aleyhisselatü vesselam yanından ayrılırken Müslüman olmasıyla çocuğu cehennem ateşinden kurtaran Allah'a hamdü senalar olsun buyurdu. İşte görüyorsunuz sevgili dinleyenler. Yine Peygamberimiz ey Selman, Yüce Allah hastalığına şifa versin, günahlarını bağışlasın, ecelin gelinceye kadar dininde ve vücudunda sıhhat ve afiyet versin diye dua etti. Ey Rabbim, Sa'd İbni Ebi Vakkas'a şifa ver, onun hicretini tamamla diye ona da dua etti. Eyyub'u da hatırla, çünkü o bana gerçekten hastalık isabet etti. Sen ey Rabbim, merhamet edenlerin en merhametlisisin. Bu hastalığa ben hastalığı benden gider diye Rabbisine dua etmişti. Bunun üzerine biz tarafımızdan bir rahmet ve kulluk edenler için bir hatıra olmak üzere onun duasını kabul ettik. Kendisinde dert ve sıkıntı olarak ne varsa hepsini giderdik ve ona aile etrafını ayrıca bununla birlikte bir mislini daha verdik buyurmuştur. Cenab-ı Hak buyuruyor. Enbiya Suresi 83 ve devamı. Yine İbrahim Aleyhisselam, o Allah beni yaratan ve bana doğru yolu gösterendir. Beni yediren ve içirendir. Hastalandığım zaman bana şifa verendir. Benim canımı alacak ve sonra diriltecek olandır. Buyuruyor. Bu da Şuara suresinde Kur'an-ı Kerim'de geçen ayeti kerime. Resulüm de ki, eğer kulluk ve dua etmeniz olmasa Rabbim size ne diye değer versin diye duyur diyor. Dua önemli. Bana dua ediniz, duanızı kabul edeyim buyuruyor Cenab-ı Hak. Bu kadar yeter. Çünkü sen hastasın buyurdu Peygamberimiz Hazreti Ali'ye. Hurma sıtmalı kimse için zararlıdır. Ayrıca baş ağrısı yapar. Yemesi için zorlamak doğru değildir hastalar için. Zorlanırsa direnci azalır, zararlı olur. Az miktarda gıda verilmelidir. Hafif şuruplar, içirilmeli gül ve elma reçeli, tavuk çorbası efendim verilebilir. Hastalarınızı yeme ve içmeye zorlamayınız. Çünkü Yüce Allah onları yedirir ve içirir buyurmuştur. Hasta faydalı olan yemekleri arzu eder. Cüheyne kabilesinden bir kadın, ey Allah'ın Resulü, ben zina ettim dedi kadın. Vallahi ben zinadan hamileyim dedi. Haydi doğum yapıncaya kadar git dedi kadına. Git bu çocuğu sütten kesinceye kadar emzir dedi. İşte ya Resulallah onu sütten kestim dedi. Ve kadın efendim Tevrat'ın hükmüne göre Yahudi
olduğu için Tevrat'ın hükmüne göre rejim yapıldı. Hastalar, zayıflar, hamile ve emzikli kadınlar gerekirse Ramazan ayında oruçlarını yiyip daha sonra sıhhat bulduklarında yedikleri miktarı kaza ederler. Evet muhterem izleyenler, kıymetli izleyenler, hastalık kişinin günahlarına bir kefarettir. Gelecek için bir ders ve bir öğüttür. Hastalık sabretmek suretiyle yüksek derecelere ulaşmaya bir vesiledir. Hastalık yeryüzünde Yüce Allah'ın bir kırbacıdır. Dilediği kimseleri bununla terbiye eder. Nitekim bir hadisi şerifte o rahmet peygamberi Hazreti Muhammed aleyhissalatü vesselam, hastalık yeryüzünde Allah'ın kırbacıdır. Dilediği kullarını bununla terbiye eder buyurmuştur. İşte görüyorsunuz. Sıhhat ve afiyet istemelidir Yüce Allah'tan Celle Celaluhu. Eğer kaderinde hastalık varsa buna da rıza göstermeli, sabır ve tahammül ile karşılamalıdır. Tövbe etmesi, insanın tövbe etmesi, Rabbine karşı sadakati, günahlarının affı ve derecesinin yükselmesi için en kuvvetli bir sebeptir. Haris-i Muhasibi gibi kıymetliler şöyle der: hastalık günahkar kimseler için ceza, günahlardan tevbe edenler için bir temizlik, temizler için ise derecelerinin yükselmesidir. İşte mükemmel bir ifade bunlar. Şanlı peygamberin sözüne istinad ederek mükemmel ifadeler ortaya konmuş, şahane açıklamalar yapılmıştır. Ne mutlu Müslümanın diyene. Bu haberler Bağdadi'nin de Zehebi'nin de eserlerinde bulunmaktadır. Öfke, sevinç, üzüntü, keder, sıkıntı, utangaçlık, aşırı sıcak ve soğuk, çok yemek, kazalar, yaşlılık vesaire vücudun hasta olmasının nedenlerinden sayılanlardan bazılarıdır. Yine Urve bin Zübeyir Hazretleri, hastalık vücuda birdenbire girer, iyileşme ise yavaş yavaş meydana gelir demiştir. Yine ey iman edenler, Allah'ın vaat ettiği sevaba ulaşmak ne sizin boş umutlarınızla ve ne de ehli kitabın boş umutlarıyladır. Her kim bir kötülük yaparsa onunla cezalanır buyuruyor. Görüyorsunuz, her kötülüğün bir cezası bulunmaktadır. Bu ayet-i kerimedir. Ebu Bekir Hazretleri radıyallahu anhü ve erdan ve cümayn, ey Allah'ın Resulü, ya Resulallah, bu ayetten sonra halimiz ne olur diye endişesini bildirdi. Bunun üzerine o şanlı peygamber aleyhissalatü vesselam, ey Ebu Bekir, Allah seni bağışlasın. Sen hastalanmaz mısın?
Sen bir işten dolayı zahmet çekmez misin? Sen bir şeye üzülmez misin? Sana bela ve musibet isabet etmez mi? Diye sordu. Hazreti Ebu Bekir de evet diye cevap verdi. İşte bunlar işlediğiniz kötülüklerin karşılığı cezalardır buyurdu. Allahu Ekber. İşte habere bakın ey kıymetliler. Ey Ebu Bekir, Allah seni bağışlasın. Sen hastalanmaz mısın? Sen bir işten dolayı zahmet çekmez misin? Sen bir şeye üzülmez misin? Sana bela ve musibet isabet etmez mi diye sordu da o da evet bunların hepsi isabet eder dedi. O şanlı peygamber işte bunlar işlediğiniz kötülüklerin karşılığı cezalardır buyurdu. İnsanlar ettiğini sürekli çekiyor da farkında değil kıymetli izleyenler. Yine sevgili peygamberimiz dünyada kişinin çekmiş olduğu musibetler, hastalıklar, üzüntü ve kederler işlenen kötülüklere karşı bir cezadır buyurmuştur. Tabiinden Mücahit şöyle der. Kişiye isabet eden musibetler, hastalıklar, günahlar sebebiyledir diyor. Affettiği şeyler hakkında da keremi sonsuzdur. Affından geri dönmez buyurdular. İşte görüyorsunuz haberler, mükemmel haberler. Yine sevgili peygamberimizin sözleri Müsned'de yer almış. Okunan ayeti kerime Nisa suresi 123. ayeti kerimesi. Yine Kenzül Ummal'da yer almış. Yine Hakayık'ta yer almış. Ve mürsel hadis olarak da rivayet edilmiş. Hattabi'de de yer almış. Hilyetül Evliya'da da yer almış. İşte görüyorsunuz kıymetli eserlerde rivayet edilen haberler bunlar. Hazreti Ali Kerremallahu Veçe, sizlere isabet eden bir musibet kendi ellerinizin kazandığı günahlar yüzündendir. O yine de birçoğunu bağışlar. Şura suresi ayet 30. Ey Ali, bu ayeti sizlere biraz açıklayayım mı? Buyurdu. Ve şöyle devam etti. Dünyada sizlere isabet eden, başınıza gelen hastalık, musibet ve belalar, işlemiş olduğunuz kötülükler sebebiyledir. İşte görüyorsunuz kıymetliler. Bunu da açıklayan, ancak Kur'an-ı Kerim açıklayan Hazreti Muhammed'dir. Bu haber de Müsned'de yer almıştır. Sa'd ibn-i Ebi Vakkas Hazretleri, ya Resulallah, hangi insanların başına gelen bela ve musibet daha şiddetli olur diye sordu. O şanlı peygamber de aleyhissalatü vesselam, peygamberler sonra sırasıyla Allah katında rütbesi en üstün olanlardır. Bir kul dindarlığının kuvvetliliği veya zayıflığı durumuna göre belaya uğrar. Eğer dininde kuvvetliyse belası da kuvvetli olur.
Şayet dindarlığında zayıflık olursa, dindarlığı derecesine göre belaya uğrar. Bela kulun peşini bırakmaz. Ta ki kulun üzerinde hiçbir günah kalmayıncaya kadar. Ebu Said el-Hudri, Peygamber aleyhissalatü vesselam ateşli bir şekilde hastaydı. Üzerinde de katife kumaştan bir örtü vardı. Ateşini üzerinde, üzerinden hissetti, kadife üzerinden. Biz böyleyiz, Peygamber aleyhisselam da. Biz böyleyiz, bela bize şiddetli gelir ve sevabı da kat kat olur buyurdu. Ey Allah'ın Resulü, insanların hangileri en şiddetli bela çekerler? O şanlı peygamber aleyhissalatü vesselam, peygamberler, sonra salih kullar. Onlardan öyle kimse vardır ki fakirliğe müptela olmuştu. Öyle ki bir hırkadan başka bir şey bulamamış. Onu kesip giyinmişti. Onlardan kene ile müptela olan vardı da onu öldürmeye kadar gidiyordu. Onlardan öylesi de vardı ki sizden birinin bahşişe sevinmesinden daha çok belaya sevinirdi, ferah duyardı. Şüphesiz ki Allah katında bir kula yüksek derece verilip de kul bu dereceye ameliyle yaptığı iyi işlerle ulaşmaya hak kazanamazsa, Yüce Allah o kimsenin vücudunda veya malında yahut çocuğunda bir bela ile müptela eyler. Sonra bu belalara karşı o kulunda sabır yaratır ve nihayet böylece katında verilen yüksek dereceye ulaşır. Evet muhterem izleyenler, hasta olan hiçbir kimse yoktur ki sağlıklı olduğu zamanlarda yapmış olduğu ibadetin sevabı, hastalıklı olduğu zamanlarda ona aynen yazılmış olmasın. İşte burada da büyük müjdeler var. Peygamber aleyhissalatü vesselamın hastalığının başlamasıyla vefat arası 13 gün sürmüştür. Efendim, hastalık kefaret olması bakımından sevgili peygamberimiz diyor yanıma geldi. Ümmül Ala anlatıyor. Ey Ümmül Ala, müjdelenip sevin. Şüphesiz ki Yüce Allah ateşin altın ve gümüşün pasını giderdiği gibi hasta kimsenin günahlarını da hastalık sebebiyle giderir buyurdu. Mümin kimse hasta olduğu zaman demirin pasını maden eritme ocağının giderdiği gibi Yüce Allah onun günah kirlerini giderip temizler. Şüphesiz ki mümin kimseye bir hastalık isabet edip sonra Yüce Allah o kimseye sıhhat ve afiyet verirse, o hastalık geçmiş günahlarından bazılarına kefaret ve gelecek için dahi bir ders öğüt olur. Münafık kimse de hastalanıp sonra afiyet bulursa, sahibinin bağlayıp sonra salıverdiği deve gibidir. Niçin bağlandığını ve niçin salıverildiğini bilmez. İşte altınlarla darsanız böyle güzel öğütler kimse bulamaz. Bunlar ancak şanlı peygamberin, şanlı Kur'an'ın öğütleri. Efendim, mümin kimseye dert, zahmet, hastalık, üzüntü, keder ve sıkıntı arız olmaz. Hatta vücuduna bir diken batmaz. Ancak bu musibetler o kimsenin suçlarına ve günahlarına kefaret olur.
Mümin erkek ve kadın kendisinde, çocuğunda ve malında belaya uğrayıp durur. Ta ki Yüce Allah'ın huzuruna günahsız varıncaya kadar. Kendisine hastalık ve buna benzer musibet isabet eden hiçbir mümin yoktur ki, bu hastalık sebebiyle Yüce Allah ağacın yaprağını döktüğü gibi o kimsenin günahlarını döküp bağışlamış olmasın. Hastalık Allah'ın takdiri ile meydana gelmektedir. Şanlı Kur'an'da kıtlık ve kuraklık gibi ne yerde ne de hastalık ve afet gibi kendi nefislerinizde bir musibet başa gelmez ki biz onu yaratmazdan önce mutlaka bir kitapta, levh-i mahfuzda yazılmış olmasın. Şüphesiz ki bu Allah'a göre kolaydır. Hadid suresi efendim 22. ayeti kerime. Hastalık terbiye bazıları için terbiyedir, bazıları için de ceza. Kimine göre de derecesinin yükselmesidir. Bazısına göre imtihan sebebi olarak yorumlanmaktadır. Bütün hastalıklar Allah'ın takdir ve iradesi ile meydana gelmektedir. Evet kıymetli efendiler, Kütüb-i Sitte'de bu haberler yer almaktadır ve kıymetli ve sahih haberlerdir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ile diyor beraber savaşa katılan kadınlar, yemek pişirmek, mücahitlere su dağıtmak, elbise dikmek, eşyaları beklemek, hastaları ve yaralıları tedavi etmek, atılan okları toplamak, yaralıları, hastaları ve şehitleri şehre taşımak gibi diyor hizmette vazife yapmışlardır diyor o kahraman kadınlar. Yaraları saran, merhem sürerek tedavi eden, anlamına gelen Asiye denilmiştir. Çoğulu da Asiyat gelir. Moral vermek, yaralara merhem sürmek, kırık çıkıkları sarmak, kanamayı durdurmak gibi görevler yapmışlardır. Ümmü Eymen, Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'ın ikinci annesi, dadısı olup Uhud ve Hayber Savaşı'na katılmıştır. Hamne binti Cahş, Esed oğullarından olup Uhud ve Hayber Savaşı'na katılmıştır. Hint binti Amr, Seleme oğullarından olup Hayber Savaşı'na katılmıştır. Ümmül Haris el-Ensariye, Huneyn Savaşı'na katılmıştır. Ümmü Dahhak, efendim, yine Hayber Savaşı'na katılmıştır. Rubeyyi binti Muavvez, Bedir Savaşı'na katılmıştır. Ümmül Ala, Ümmü Amir, bunlar da savaşa katılanlar. Ümame binti Bişir, Ümmü Haran, efendim, o da Kıbrıs fethinde bulunmuştur. Ümmü Süleym, Ümmü Selit, Huneyn, efendim, Ümmü Kebşe, Ümmü Sinan, Ümmü Muta, Ümeyye binti Kays gibi, Leyla el-Gıfariye, Ümmü Atiye gibi kahraman sahabi kadınların savaşlara katılmışlar
üzerlerine düşen görevleri yapmışlardır. Evet kıymetliler, sevgili Peygamberimiz Mescid-i Nebevi'nin bir köşesine hasta ve yaralıları tedavi etmek maksadıyla 2 adet çadır hastane kurulmuştur. Nitekim sahabeden Sa'd ibn-i Muaz radıyallahu anh Hendek Savaşı sırasında kolundan yaralandığı zaman o şanlı peygamber onu mescidin içinde Tabib Rufeyde'nin çadırına alınız da böylece onu yakından takip edeyim buyurmuştur. Tabib Rufeyde ve Kuaybe hanımlar Sa'd ibn-i Muaz'ı ölünceye kadar tedavi etmeye çalışmışlardır. Bakın, kadın tabibeler var, erkek tabipler var. Her biri bir toplum içinde hizmet yarışındalar. İlk İslam hastanesi olarak kabul edilmiştir. Çadır hastaneler Emeviler devrine kadar hem hazar ve hem de seferde görev yapmıştır. Şam'da küçük hastahaneler yapılmış. Yine efendim cüzzamlı hastaların toplu halde burada tedavi edilmeleri hastalığın başkalarına bulaşmasını engellemek için yaptırmıştır. Yine Abbasiler devrinde Harunur Reşit Bağdat'ta hastane yaptırmıştır. Yine El-Ma'um Mevafir Hastanesi Mısır'ın Füstat şehrinde yapılmıştır. Efendim Bedir Hastanesi Mu'tezid Hastanesi, İbnül Fırat Hastanesi gibi, efendim Harbiye Hastanesi gibi hastaneler yapılmış. Yine El-Muktedir Hastanesi, Azudi Hastanesi, Velide Sultan Hastanesi efendim gibi hastaneler İslam aleminde tarih boyunca yapılarak gelmişlerdir. Onun için İslam alemi, yüce İslam dünyaya doğduktan sonra bütün değerlerin temeli dünyada atılmış, insanlık ilimle, irfanla, gerçeklerle tanışmış ve bütün her şeyin hamlesi ondan sonra yapılmıştır. Kıymetliler, Cenab-ı Hakk'ın tükenmez nimetlerinden bahsetmeye devam ediyoruz. Dal ve tohumları hekimlikte ve temizlikte kullanılan bir nimet de, bir bitki de hatmidir. Bir süs bitkisidir fakat tohumları hekimlikte ve temizlikte kullanılmaktadır. Ekildiğinde kendiliğinden en az 2 yıl çıkmaktadır. Hazreti Ayşe Sıddık'a radıyallahu anha annemiz, Peygamber aleyhissalatü vesselam başını hatmi ve çöven tozu ile yıkardı. Sonra da az miktarda zeytinyağı ile yağlardı buyurdular. İbn-i Mesud radıyallahu anh hazretleri, cünüp olan hatmi tozu ile yıkarsa, bu yıkanmasından dolayı son derece temizlenmiştir, demiştir. Enes İbni Malik, kadın aybaşı halinden temizlenip yıkanacağı zaman örgülü saçlarını çözer, hatmi veya çöven tozu ile yıkanıp temizlenir, demiştir. Enes bin Malik Hazretleri de. Hatmi kökü kaynatılıp suyunun içilmesi. Bağırsak
kanaması için faydalıdır. Lavmanlar için de faydası görülmüştür. Hatminin sapları, yaprakları, dalları, çiçeği, tomurcuğu, kökleri, tohumu kurutulup toz haline getirilir. Sonra sade olarak veya bal, sirke, zeytinyağı vesaire gibi bir madde ile karıştırılır. Bu şekilde kullanılır. Temizleyici, kayganlaştırıcı, yumuşatıcı, olgunlaştırıcı, iyileştirici, koruyucu, çözücü, gevşetici, ağrıları teskin edici, pek gibi pek çok güzel özellikleri vardır. Tatlımsı, lezzet ve hafif kokusu vardır. Cildi güzelleştirici özelliği de vardır. Öksürüğe, boğaz ve hançere tahrişlerine, gargara yoluyla ağız yaralarına ve göğüs hastalıkları sebebiyle kan tükürmeye karşı faydalıdır. Başa sürüldüğü zaman baş ağrısına, yarım baş ağrısına, arpa unu ve bal ile karıştırıldığı zaman ise akciğer ve akciğer zarı iltihabına karşı da gayet iyi gelmektedir. Hatmi kırık organın iyileşip kuvvetlenmesine, felç hastalığına, efendim ciltte meydana gelen buruşukluğa karşı da faydalı olduğu görülmüştür. Adet kanamasını ve sütü de artırır. Cilt hastalığı için sirke ile karıştırılıp güneşe oturtulur. Cilde sürüldükten sonra siyatik hastalığına, soğuk ve korku sebebiyle meydana gelen titremeye de faydalıdır. Saçlar yıkanacak olursa güzelleştirir. Kulunç ağrısına da iyi gelmektedir. Hatminin kökü ve tohumu taze oldukları sürece yaprak ve dallarının yaptığı etkiyi aynen yaparlar. Tohumu böbreklerde meydana gelen taşları parçalar. Hatminin kaynatılmış suyu bağırsak yaralarına, kan tükürmeye, bağırsak efendim gazlarına karşı faydalıdır. Çıbanları ve yaraları da olgunlaştırır. Yaprağı ise kaynatılır. Tereyağı ile macun yapılırsa şişlikleri olgunlaştırır. Sıcaktan mütevellit şişlikleri. Kaynatılıp efendim hatmi köpüğü kısırlığa karşı faydalıdır. Kadınlardaki kısırlığa su buharı ile elde edilen hatmi özü, hatmi köpüğü, kökünün kaynatılarak içilmesi idrar yollarında yanmaya, bağırsaklarda böbrek ve mesane taşlarına karşı da müessirdir. Hurma çekirdeği unundan 2 ölçek, hatmi tohumu tozundan 1 ölçek sirke ile macun yapılır ve kamışta meydana gelen şişliklere sürülürse faydalıdır. Kabızlığı gidermek için lavman yoluyla da makattan verilebilir. Hatmi zararsız bir maddedir. Gül hatmi aynı görevi yapar. Hatmi bulunmadığı zaman gül hatmi de onun görevini yapar dedi bizim kıymetli efendim ehliyetli tabiplerimiz. Bu haberler de kıymetli kaynaklarda yer aldığını görüyoruz. Bağdadi'nin ve El-Mu'temed gibi eserlerde bunları görüyoruz. Kıymetliler, yaz mevsiminde vücuttaki safra artar. Safra ile ilgili hastalıklar da artar. Soğuktan meydana gelmiş olan hastalıklar iyileşir.
Soğuk hava vücudu pekiştirir ve kuvvetlendirir. Hazmı kolaylaştırır. Sıcak hava ise bunun tam tersini yapar. Saf ve temiz hava kirlenip bozulduğu zaman veba salgını, bulaşıcı hastalıklar baş gösterir. Mis kokusu havayı temizleyip güzelleştirir. Başka yerlere gittiği zaman oraların havası ve suyu kendisine ağır gelerek mizacı bozulup hasta olabilir bazı insanlar. Efendim, sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam yaylaya göndermiştir bazı hastaları. Ey Eslemliler, yaylaya çıkınız. Nesim rüzgarlarını, güzel havalarını koklayıp teneffüs ediniz. Kuytu ve güzel yerlerinde de konaklayınız, buyuruyor şanlı peygamber. Ebu Zer Hazretleri bir miktar koyun, efendim deve ile Rebeze yaylasına gönderirken de "Ey Ebu Zer, haydi yaylaya," buyurmuş. Ebu Zer de bir müddet yaylada bu hayvanları otlatmıştır. Evet, kıymetli efendiler, hastalığına benzeyen, sara hastalığına benzeyen ateşli bir hastalık vardır ki, o da havale denmektedir buna da. Hazreti Ali Kerramallahu veçe sevgili peygamberimizden rivayet ederken, her kimin bir çocuğu doğar, sağ kulağına ezan, sol kulağına da kamet okursa, o çocuğa Ümmü Sıbyan hastalığı zarar vermez buyurmuştur. İşte görüyorsunuz, havalenin diğer adı Ümmü Sıbyan hastalığıdır. Bu da İslam dininin A'dan Z'ye tedavi edici işi bulunmayan bir sağlık müessesesidir. Tıp üzerinde tıptır, bilim üzeri bilimdir İslam dini. Onun için bakın, havale hastalığının, Ümmü Sıbyan hastalığının tedavisi ta baştan hasta olmaması için, bak, İslam çareyi koymuş. Doğan çocuğun kulağına ezan ve kamet okunduğu zaman o çocuk bu hastalığa yakalanmaz, diyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. İslam'ın her emri böyledir. Heviç, beyaz veya pembe çiçekler açan kazık köklü bir bitkidir. Pürçüklüdür. Tohumunun etkisi biraz daha fazladır. Rutubetli, yumuşatıcı, güzelleştirici, hararet verici, koruyucu, şeker düşürücü, ağrı kesici, gaz yapıcı, şişkinlik yapan vasıfları vardır. Yanıkları iyileştirici, vitamin ve madeni tuzlar yönünden zengin bir gıdadır. Hazmı yavaşçadır, en iyisi sarı kırmızı renkli olandır. Normal büyüklükte ve tadı güzel olandır. Heviç, balgamı keser. Göğüs ağrılarına, öksürüğü, efendim, mideye, karaciğere, karında su toplanmasına, mide ve bağırsak ağrılarına, karın şişliğine karşı faydalıdır. İdrarı, adet kanamasını, sütü ve meniyi çoğaltır.
böbrek ve mezane taşlarını parçalar, cinsel istek ve arzuyu harekete geçirir, ishali de keser. Heviç, sirke ve tuz ile macun yapılarak kullanılırsa dalak hastalığına karşı en iyi ilaç elde edilmiş olur. Pıhtılaşmış kan, şişlikler, ekzeme ve kaşıntılı organlar üzerine belli bir süre dökülürse veya sürülürse pıhtılaşmış kanı ve şişlikleri çözer. Heviç tohumu gözenekleri açar, sarılığı da giderir. Bir ölçek heviç tohumu, bir ölçek de şalgam tohumu iyice karıştırıldıktan sonra ateşte kızartılır ve belli bir müddet yenirse böbrek ve mesane taşlarını parçalar. İdrar yollarındaki yanmayı ve idrarın zor yapılmasını da giderir. Bal ile macun yapılarak yenirse sindirimi daha kolay olur. Soğuk özellikli karaciğer hastalığına karşı da faydalıdır. Rahmi temizler, iştahı açar. Yemeklerden önce veya sonra yenilsin, sindirime yardımcı olur. Suyu baş ağrısı yapar, heviç suyu. Yan etkisi acı badem ile giderilir. Cenab-ı Hak nimetleri şifayla, devayla, kıdayla, faydayla doldurmuş. Daha bizim anlattıklarımızdan daha fazla bunlar faydası olan güzelim nimetlerdir. Nimetin sahibini bilmeli, onun nimetin sahibini bilerek nimetten faydalanmalı, Bismillah ve Elhamdülillah demeyi asla efendim terk etmemeli. Efendim helva da güzelim nimetlerdendir. Marul yemek hezeyan için faydalıdır. Hezeyan huzursuzluk, taşkınlık gibi efendim davranışlarla ilgilidir. Zihni bozukluk ve yüksek ateş gibi şeyler sebep olabilir. Çok yeme, acı gıdalar almak, sinirlilik ve gibi şeyler de hıçkırık meydana getirir. Nane hıçkırığı teskin eder. Evet, hıyar da susuzluğu giderir. Canlılık efendim verir. Harareti söndürür, çekirdeği üğütülüp içilirse su ile susuzluğu giderir, idrarı çoğaltır, mesane ağrılarına karşı da faydalıdır, dişleri parlatır, yaprağı kurutulup üğütüldükten sonra pekmez ile merhem yapılır ve kuduz köpeğin ısırdığı yere sürülürse çok faydalıdır demiştir. Bu işleri bilen kıymetli uzman doktorlarımız, İslam tıbbından keşif notlarıyla derslerimiz devam ediyor. Taze kırmızı yumuşak, acılığı ve ekşiliği kalmamış, tam olgunlaşmış, liflerden temizlenmiş olan nimet vardır ki Hint hurması derler buna. Ve liflerden temizlenmiş olanıdır, tam olgunlaşmış. Bu ağacın filizleri Hindistan'da zepse gibi yenilmektedir, şurup ve reçel yapılır. Midedeki yanmayı, tansiyon, baş ağrısını, kusmayı ve susuzluğu teskin eder, mide sarkmasını düzeltir. Sıcak özellikli hastalıklar için faydalıdır. Tohumu kaynatılıp suyu
cilde sürülürse ciltteki ağrıları ve şişlikleri giderir. Ağız yoluyla alınırsa öksürük meydana getirir. Dala zarar verir ve tıkanıklık yapar. Bal ve sirke karışımı yan etkisini giderir. İshal edici özellikleri de vardır. Kaşıntıyı da giderir. Yarım litreye kadar da içilebilir. Evet kayın efendiler. Hindiba kabızlık yapıcı, mideye de iyi gelen bir soğutucudur. Ve kıymetli bir bitkidir. Nikris için faydalıdır. Akrep sokmasına karşı da iyi gelir. Karaciğerdeki meydana gelen tıkanıklıkları açar. Karaciğer ağrılarına karşı da faydalıdır. Dalak, damar tıkanıklıklarını da açar. Efendim, idrar yollarını temizler. Karaciğer için en faydalı olanı acı olanıdır. Yaş rezene, sarılık hastalığına karşı gayet faydalıdır. Yaprağı dövülüp şişlikler üzerine konduğu zaman soğutur ve çözer. Göğsü temizler, kan ve safranın hararetini söndürür. Zehirlere karşı faydalı bir panzehir kuvveti verir. Su ile göze sürme çekildiği zaman perdeye karşı faydalıdır. Yaprakları ilaç yapımında kullanılır. Akrep sokmasına karşı da iyidir. Zehirlere karşı da mukavemet gösterir. Suyu damıtılıp üzerine zeytinyağı döküldüğü zaman zehirlenmelerden korur. Panzehir özelliği vardır. Kökük damıtılıp suyu içildiği zaman yılan, akrep ve eşek arısı sokmalarına karşı faydalıdır. Kökünün salgıladığı sütü gözün beyazını cilalayıp parlatır. Kurutulmuş kökleri işte açıcı bir etkiye sahiptir. Çok latif olduğu için bal ile karıştırıldığı zaman etkisini kaybeder. Soğuktan veya sıcaktan meydana gelen karaciğer hastalıklarına karşı faydalıdır. Sirke veya şeker ile birlikte yenirse gaz yapmasını önler. Evet kıymetliler. Cenab-ı Hakk'ın nimetleri, eğer Cenab-ı Hak bir şeye haram demediyse, bunun dışında kalan sayısız nimetler ibaha cinsindendirler. Kainatta esas olan, eşyada esas olan ibahadır. Bir şey haram değil ise o faydalarla doludur. Hindistan cevizi deniz sahillerinde portakaldan büyük, çok sert kabuklu, içi sütlü yemişi, en kalitelisi beyaz renkli olanıdır. Cinsel istek ve arzuyu artırır, sırt ağrısına karşı da faydalıdır. Bu bir ağaçtır ve bu ağacın portakaldan büyük, çok sert kabuklu bir ağaçtır ki içi sütlü yemişi. Efendim, Hindistan cevizinin mizacı sıcak ve rutubetlidir. O ağaç Rabbinizin
izniyle yemişini her zaman verir. İbni Abbas Hazretleri diyor. Mealindeki İbrahim Suresi ayet 25'te o ağaç Rabbinin izniyle yemişini her zaman verir. Ayet-i Kerime'yi tefsir ederken bunun her ay yemiş veren Hindistan cevizi ağacı olduğunu, senenin her ayında meyve verdiğini rivayet etmiştir İbni Abbas Hazretleri. Bu haber Ebu Nuaym'da İbn-i Sünni'de yer almıştır. Evet kıymetliler. Makat kaşıntılarına menekşe yağı iyi gelmektedir. Hümsalar vardır. Efendim, erkeklik organından idrar yapıyorsa erkektir. Eğer kadınlık organından idrar yapıyorsa kadındır demiştir Hazreti Ali. Hem erkekliği hem dişiliği olana hünsa denir. Yine Hazreti Ali o hünsayı müşkildir. Onun için mirasta erkek ve kadın hissesinin toplamının yarısı kadar hisse vardır demiştir. O ilim şehrinin kapısı olan Ali radıyallahu anhü. Erkeklik suyu, meni, sperm hangi organdan çıkıyorsa ona göre erkek veya kadın olduğuna itibar edilir. İdrar ve dışkısı göbeğinden çıkan kimsenin mirasından soruldu da erkek ve kadın hissesinin toplamının yarısı kadar hisse alır dedi. Ebu Nuaym'dan gelen haber. En güzel gıda maddelerinden birisi de hurmadır. Hararet ve rutubet vericidir, sağlığı koruyucu kıymetli bir gıdadır. O hem bir gıda ve hem bir devadır, hem azık ve hem tatlıdır, hem içecek ve hem meyvedir. İşte Cenab-ı Hak ne güzel yaratmış yarattığı nimetleri. Ona bitmez tükenmez hamdü senalar olsun. Bizi yoktan yaratıp kendini tanıttığı için, bitmez tükenmez nimetlerle donattığı için ve rızasını kazanan cemaline ulaşan kullarından eylesin. Mümin hurma gibi yer her yönüyle faydalıdır. Kur'an-ı Kerim'de hurma ağaçlarının meyvelerinden ve üzümlerden şerbet, şıra, meyve suları, bal ve güzel rızık elde edersiniz. Düşünen kimseler için bunda ibretler vardır. Nahl Suresi ve Emsali Surelerde bu ayetler bu anlamda geçmektedir. Hurmanın süt ile macun yapılarak yenilmesi tavsiye olunmuştur. Sevgi ve muhabbet kavramları sütlü hurma macununa benzetilmiş ve her ikisine birden en güzel gıda denilmiştir. Vallahi ey kız kardeşimin oğlu, biz ayın hilalini görüyorduk, sonra başka bir hilali, sonra başka bir hilali ki iki ayda üç hilal görüyorduk da Resulullah'ın evlerinde yemek pişirmek için ateş yanmazdı diyor. Hazreti Ayşe annemiz söylüyor bunu. Yeğeni Urve'ye söylüyor. Ve dünya dinliyor. Su ve kuru hurma. Enes İbni Malik Hazretleri
Sevgili Peygamberimiz birkaç yaş hurma ile iftar ederdi diyor. Hurma bulamaz ise kuru hurma ile, eğer kuru hurma da bulamaz ise birkaç yudum su içerdi. Yaz günleri su ile, kış günleri ise hurma ile iftar ettiği de rivayet edilmiştir. Oruç mideyi gıda maddelerinden arındırır, karaciğer ise cezbedip duyuları ve organlara gönderecek şeyleri midede bulamaz. Tatlı ise karaciğere en çabuk ulaşan ve onun en çok sevdiği şeydir. Bilhassa hurma yaş olursa kabul nispeti daha da artar. Hem karaciğer ve hem de diğer organlar faydalanırlar. Eğer yaş hurma yoksa tatlı hurması ve bol gıdalı oluşu sebebiyle kuru hurma, o da yoksa alınacak birkaç yudum su. Mideye efendim yemek için uyandırılmış ve mide yemek için uyandırılmış ve iştahla başlanmış olur. Acve hurması, bereni, sayhani, cüzami vesaire gibi 50'ye yakın cinsi olan hurma cinsleri vardır. Acve ve bereni denilen türleridir en meşhurları. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, acve cennet meyvesi gibidir, o zehirlenmeye karşı şifadır buyurmuştur. Rengi siyaha mail, iri taneli, gayet güzel ve lezzetli olur acve hurması. Sayhani cinsinden daha büyüktür. Balcık hurması denilir Türkçe'de buna. İbni Abbas Hazretleri, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hurmalar içinde en çok Medine'nin Acve isimli hurmasını severdi. Kendi eliyle dikip yetiştirmiş olmasından dolayıdır. Peygamber Efendimiz bu hurmayı kendi eliyle dikmiştir. Efendim, her kim Medine'nin iki kara taşlığı arasında yetişen Acve isimli hurmadan her gün sabahleyin aç karnına 7 tane yerse, o gün ona zehir ve sihir zarar vermez. Eğer akşamleyin yerse sabaha kadar zehir ve sihir tesir etmez buyurmuştur. Acve hurması cennet meyvelerindendir. Şırası ise zehirlenmeye karşı şifadır. Şüphesiz ki Medine'nin Aliye mevkininin Acve isimli hurmasında şifa vardır. Zira o sabah aç karına yenildiği zaman tiryaktır, panzehirdir. Panzehir zehirleri ortadan kaldırır, zehrin tesirini yok eder. Bereni cinsi ise açı doyurur, gücü kuvveti artırır. En iyi cinslerdendir. Hastalığı da giderir. Fakat kendisi hastalık meydana getirmez. Evet kıymetli ve muhterem izleyenler, acur Peygamber Efendimiz için elinde acur ve hurma gördüm diyor. Acurla hurmayı birlikte yerken gördüm Peygamberimizi diyor. Özellikler bakımından hurma bol gıdalıdır. Kan yapar, zayıf böbrekleri kuvvetlendirir. Pirinç ile birlikte pişirilip yenilecek olursa şişmanlatır. Karaciğeri kuvvetlendirir, mideyi temizler, tabiatı yumuşatır. Isıtır, meni artırır, baş ağrısı ve göz iltihabını tahrik eder.
Başı ağrıyanlar, göz iltihabı olanlar hurma yemesinler. Onlar geçinceye kadar. Devamlı yemekten sakınmak lazımdır. Diş ve diş etleri için iyi değildir. Sütle şerbeti tahrik eder. İçine tarçın veya karanfil de katılırsa etkisi artar. En iyi kullanma zamanı soğuk zamanlardır. Isıtır, rengi güzelleştirir, ağrılara faydalıdır. Çok yemek kaşıntı ve uyuz meydana getirir. Uykuya yatacağı zaman yenilirse felç, yüz felci ve soğuktan meydana gelen mafsal ağrıları için gayet faydalıdır. Cinsel istek ve arzuyu tahrik eder. Vücudu şişmanlatır, soğuk mizaçlı kimselere uygun gelir. Bol gıdalıdır hurma. Evet, Mevla'nın ne güzel nimetleri vardır. O güzel nimetlerden biri de hurmadır. Kirli bir kan oluşur. Çok yenildiği zaman ise baş ağrısı, safra meydana getirir. Dişlere zarar verir. Yan etkisinin giderilmesi ise seken cebin, bal ile sirke karışımı, şurubu ve buna benzer şuruplarla mümkündür. Yumuşatır, karaciğeri kuvvetlendirir, çam fıstığı ile beraber yenirse cinsel istek varzuyu tahrik eder. Boğaz sertliğini giderir. Alışık olmayan kimseler çok miktarda yedikleri zaman tıkanmasına gözeneklerin sebep olur. Çok yenilmesi baş ağrısını tahrik eder. Aç karına yenildiği zaman bağırsak kurtlarını öldürür. Panzehir özelliği vardır. Kurtları kurutur ve zayıflatır. Azaltır veya öldürür. Meyve, hem meyve, hem gıda, hem ilaç, hem meşrubat ve hem de tatlıdır. Şırası da taze kan yapar. Az yenilmesi şifa, çok yenilmesi ise gıdadır. Acı ve zehirlere ve akrep sokmasına karşı faydalıdır. Taze hurma mideyi tabaklayıp düzeltir. Kulunç ağrısına karşı gayet faydalıdır. Gözü ağrıyan kimselere zarar verir. Yan etkisi badem içi yenilerek giderilir. Yeni doğum yapan kadınlara tavsiye edilmiştir. Oruçluya güç kuvvet verir. Hazreti Ali'nin kuru üzümle oruç açtığı rivayet olunmuştur. Yaş hurma mideyi kuvvetlendirir. Efendim, midede çabuk bozulur. Mesane ağrısı yapar ve tıkanıklık meydana getirir. Dişler için de zararlıdır. Mideyi dibagat yapıp temizler. Faydalısı yumuşak ve tatlı olanıdır. Hurma koruğu ve çağlasının çok yenilmesi organlarda tıkanıklığa sebep olur. Bize hurmanın olgunlarından seçseydin ya buyurdu Peygamberimiz. Hurmanın da olgununu, her meyvenin olgununu yemekte fayda vardır. Koruğu kabızlık yapar. Hurma çağlasının efendim özelliği soğuk ve kurudur. Ağza, diş etlerine ve mideye faydalıdır. Hurma özü, hurma ağaçlarının tepelerinde oluşur. Rengi beyaz ve lezzetli olup tadı süte yakındır. Yaraları kapatıp iyileştirir. Safranın çoğalmasına
karşı da faydalıdır. Hurma özü getirildi. Bunun üzerine sevgili Peygamberimiz, ağaçlar içinde öyle bir ağaç vardır ki yaprağı dökülmez. Müslüman kimseye benzer. Bana haber veriniz, o hangi ağaçtır buyurdu. Efendim, ya Resulallah siz söyleyiniz hangisidir dediler. O da hurma ağacıdır buyurdu. İşte görüyorsunuz kıymetliler, hurmanın da diğer nimetlerin de ne kadar Cenab-ı Hak faydalarla doldurup taşırdığını görmekteyiz. Bu yaratan Rabbimize hamdü senalar olsun.